Gece ne yatabildim, sabah ne uyanabildim. Bir de uyandığım bir gerginlik seviyesi anlatamam. Benim bu rümel bende takma kibrit gibi oldu. Katılıyor musunuz gerçekten? Size göstereceğim şimdi hangi ürünleri kullandığımı. Oh, şimdi saat 7'yi 18 geçiyor. Ben su bıraktım. Geldim 8 dakika oldu. Geleli hemen üstümü değiştirdim. Saçlarım ıslak ve gece böyle yatmışım. Şimdi şöyle şuramdan bir ağrı ve böyle bir rahatsız edici his var. O yüzden açtım saçlarımı. Ne yapıyorum? Ev toparlıyorum. Bugün yine Oppo'dan çekim yapmak zorundayım. Görüntü kalitesinden fark ediliyordur. Yorum yapmak istemiyorum artık bu iPhone ve internet ve yükleme ile ilgili gerçekten. Siz benden uzun videolar istemiştiniz. Ben de size uzun video çektim. Dün 52 dakikalık çektim ve hala %60 yüklendi. Bir de yüzde diyorum 8 GB internetim vardı benim kendi mobil verim. Onu da kullandım gece. 58'e kadar öyle doldurdum. Geri kalan işte saatlerde de 60 anca oldu. Şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam ben kullandığım ürünler, evet. Önce kipriğimi dün kıvırdım. Ondan sonra güneş yeniliğinde doğuyor. Bugün 5 derece daha sıcak olacakmış düne göre. Yusuf'a söyledi. Kipriğimi kıvırdım bebişlerim. Önce şu Oriflame Sweden. Şu ürünü kullandım. Çok güzel bir rümel. Bunu bana İstanbul'dan izleyicim göndermişti. Böyle çok gürleştirmiyor kipriklerinizi ama uzatıyor ve suda kalıcılığını şey yapıyor, yükseltiyor. Üzerine de dolgunluk versin diye şöyle Maybelline'in New York serisinden, bunu annem bana hediye etmişti. Şöyle bir fırçası var. Çoğumuzda mutlaka bu rümelden ya da maskaradan vardır diye düşünüyorum. Üzerine de bunu geçtim ve verilen efekt bu. Geçmedi, dün yıkandım. Zeytinyağlı sabunla da yüzümü yıkadım. Göz maskesi toniğim var aslında. Onunla birazcık uğraşsam çıkardı ama şey yapmadım. Şimdi sabah cilt bakımımı daha yapmadım. Onu yaparken gözlerimdeki rimeli çıkaracağım ama size bu efekti yakalamışken göstermek istedim. Çünkü çok güzel takma kiprik etkisi veriyor. Bugün gene aynı şeyi tekrarlayacağım. Kipriklerimi yapacağım yani. Aras kuzu. Aras kuzunun dünden beslenmesini hazırladık. Beslenmesinde ne vardı? Oluşumu. Saat 45'te servisi geliyor. 40 gibi çıksak yeterlidir. Yarım dakikası var. 20 dakika ya da 15 dakika uyusun. Son 5 dakika kalkar dişleri fırçalar. Dün biz neden yatamadık? Dün halası pasta getirdi Aras'a ve çikolatalı pastaydı. Çok kakaolu güzel bir pastaydı. Ve ondan biraz atıştırdık. Ben sadece iki çatal bile almamışımdır. Bir çatal aldım. Ve size şöyle koyayım, kötü bir efekt olmasın en azından. Bugünkü Oppo'dan çekim ya. Şu yatağı toparlayacağım. İki çatal aldım. İçinde sanırım çikolata olduğu için kafein oluyor haliyle. Bir de akşam yemeğine de kola içmiştik. Bir bardak da kola içtim. Dön uyuyamadım. Dün zaten erken uyandım. Hiç öğlen uyumadım. Sabahleyin de arası gönderdikten sonra hiç yatmadım. Normalde benim çoktan saat 9 gibi bayılmam lazımdı. Dün canlı yayından da hani arası uyutacağım diye erken çıktım. Ama gelin görün ki böyle bir şey oldu. Yatamadım yani. Sabahleyin de hiç kalkamadım. Acayip bir uyku bastırdı. Uyandım, bir gergindim böyle. Zaten videonun yüklenmediğini falan da gördüm. İyice geldiler bana. Şimdi ev derleme toparlama kısmını hızlandırıp sürekli müzikli değil de böyle arada bu sohbetli olsun istiyorum. Ve zaten seviyorsunuz. Bir suçumu yatağını topluyorum. Ondan sonraki planım ne? Kahvaltı yaparım da. Arası gönderdikten sonra daha acelesi yok. Şimdi gece sıcaktı diyor. Yusuf klima açtım diyor. Ben fark etmemişim çünkü 12.30'dan 1'e doğru uyudum. Biraz telefonda uğraştım. Ne yapayım uyku tutmayınca. Ondan sonra
Aras kuzunun dünden beslenmesini hazırladık. Beslenmesinde ne var? Şuna bir bakalım. Göstereyim size de. Günaydın tatlım. Elini yüzünü yıka tatlım. Dişlerini fırçala. Aşkısı. Şimdi. Yani pastanın durumu da bu. Çok lezzetli bir pastaydı. Şöyle birazcık kaldı. Malısı dün Aras'a böyle abur cubur poşeti göndermiş babasıyla. İçinde ne var bilmiyorum. Birazdan beraber açacağız sizinle. Okul başladı ya. Beslenmesin annesi koysun demiş. Şu ekmek yavrusunu Yusuf atayım dolaba. Yusuf ekmek yemiş. Gece bir şey yemiş. Ekmek donmuş. Şimdi yine portakal suyumuz var. Bir şişe suyumuz var. Su koyacağım. Portakal suyu koyacağım. Simit. Bir babaannesinin verdiği simit. Ondan sonra elma yarım. Bir tane erik. Bir tane çizi koymuş kendine. Bisküvileri kendi koydu. Çünkü iki tane de şundan koymuş. Kaşık. Şöyle Almanya'dan gelmişti hediye bunun setiyle beraber çatalı falan. Şöyle dolma içi bolca. Neden dolma değil de dolma içi? Çünkü dolmasının dışını yemiyor, içini seviyor. Beslenmesi bu. Bir de simiti var. Kahvaltıya simitini yerse bunları da artık şey yapar. Öğlen uzun molada atıştırır. Çünkü 3'e çeyrek kala eve geliyorlar. Haliyle acıkıyorlar. 2 öğün koyuyorum ona göre. Kızdı bana gerçi. Simiti koyma ben simiti yemeyeceğim diye. Görüntü çok kötü bulanık biliyorum ama bugün böyle idare edin bebişlerim. Gerçekten uf, ya videoları kısaltacağım. Yani ya da arada böyle op boyla çekeceğim ki yükleme yetişsin. Çünkü hem diğer telefondan yükleme yapıp hem video çekersem kesinlikle ve kesinlikle size sabaha blok yetişmez. Ya da araya bir tane şey yapmam lazım. Yani daha önce Joker video yapmıştım ya. Öyle bir şey yapılabilir. Neyse, kötü uyumama rağmen enerjim gayet yerinde. Bugünkü menümüzü de beraber hazırlarız ama ben Aras'ı gönderdikten sonra sanırım birazcık uzanacağım. Bakarım gözümü dinlendiririm. Uyuyabilirsem uyuyacağım. Uyuyamazsam en azından biraz vücudum dinlensin. Çünkü başımın arkası zonkluyor. Şu tırnaklarımı bugün dün gece yetiştiremedim. Bugün temiz şey yapacağım. Hojilerini çıkarıp tazeleyeceğim. Anneciğim tükürürken aynaya dikkatli ol aşkım sıçrıyor. Bütün aynaya yapıyor diş yapacağı zaman. Nasıl uyudun bebeğim? Ben sana kıyafetlerini hazırlayayım o zaman. Of. Ben hiç güzel uyuyamadım aşkısı. Bilmiyorum bebeğim. Uyandım, kalktım, kalktım. Uyanırken de çok zorlandım aşkım. O suyu kapat annem. Çok su açıyorsun. Yazık günah lavaboda o kadar su akıtma. Kapat bir tane. Yazık. Her şey israf. Biraz kuzuya bugün ne giydirelim bir bakalım sizinle beraber. Halan göndermiş dün. Şu alamaslığı giydirelim. Altına da bir şortu giysin. Tamam canım. Şortu özellikle pamuklu istiyor. Sıkılıyor oluyor. Okuldan geldiğim zaman aç. Oluyor. Tamam bir tane. Senin poşetini ellemeyeceğim o zaman. Sakin. Sakin. Al. Bugün bunları giy bakalım. Tatlış çocuk seni. Bak bu sonra eşofman özellikle yumuşak koydum ki. Dünkü anne, şey koydum ya kot. ben aynısını aldım da giymiyorum. Neden aşkım? İstemiyorum. Herkes kıyafet giyiyor. Ben bunu istiyorum. Kıyafet dediğim bu kıyafet değil mi? Kıyafet dediğin şey mi? Tişört mü? He?
Git kendini seç o zaman. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne istiyorsun? Tişörtlerin şurada da askıda var. Onu mu giyeceksin? Çok koyu renk o. Bunu seçmiş. Ay peki. Hadi bu olsun. Onunla şunu uyduralım mı? Neyse geç kalmayalım. Ben oluşu hazırlayayım, göndereyim ondan sonra sizinle. Bay bay arkadaşlar. Bay bay aşkım, sana iyi dersler. Sabah sabah sizi şöyle bol kalorili abur cuburla abur cuburla. Ay bir de konuşabilsem abur cuburlarla açayım dedim. Neden olmasın? Aras sıkı sıkı tembihledi, dedi ki anne kesinlikle ben gelmeden açma, çünkü paket benim olduğu için ben kendim açacağım dedi. Ben de tamam oğlum dedim. Ama size göstermek için şöyle güzelce bakkal rafı gibi sıraladım. Allah'ım iştah açıcılar yani. Şimdi düşünüyorum, bunlardan birini gömsem. En aşağısı bir tane kek ya da bir tane çikolata ki tadelleye bayılırım. Sadece böyle çikolatalı, içinde fındık parçaları var. 500 kalori. Sabah sabah benim 500 kalori almam ve onu geri yakmam için bir dünya spor ya da yürüyüş yapmam lazım. O yüzden Niger'ci boş ver diyorum. Hiç gerek yok. Sen sadece böyle çek, ağzın sulana sulana yere oğlanın poşetine koy. Geldiği zaman okuldan kendi açsın. Bunları Çiğdem halası marketten göndermiş bir poşet. Arasında okul başladı ya, beslenmesine falan koyarsınız diye. Tabii beslenmeye cips koymam da bunlar birazcık şeye girmiş, şımartmaya girmiş. Neyse kesesine bereket, Allah razı olsun halasından. Cips koymuş böyle büyük patos, acılı bayılıyor benim oğlan. Ice tea, bu aralar biliyorsunuz ice tea artık kestim, almıyorum ona. Aslında abur cuburun çoğu kısmını kestim Aras'tan da. Arada böyle şımartmak olur. Meyve suyu koymuş. Onu şey beslenmesine bir gün koyabilirim. Şunlardan günlük böyle 2-3'er paket, şey 2-3'er adet böyle koyuyorum ya ben onun beslenmesine. Bu ona bayağı gider. Şunları teker teker koyarım. Bunları da yine böyle böler ikişer üçer koyarım. Keklerden dün demek ki istese başka bir şey istese olacakmış. Dün arkadaşlarından biri hazır kek getirmiş. Ben dedim ki oğlum ben yarın giderim sana hazır kek alırım dedim. Böyle keklerden istedi benden. Alın işte size 4 günlük keki gene çıktı. Şu şekilde bir dünya bisküvi çikolatası abur cuburu geldi oğluşum. Şimdi geri poşet yapacağım. Hiç açmamış gibi dolaba koyacağım. Kendi okuldan gelince açsın. Onun dışında ben ne yaptım? Difrizden haşlanmış nohutum vardı. Bir yemeklik. Ben haşladığım nohutları böyle poşet poşet buzdolabı poşetine yemeklik yemeklik ayırıp koymuştum. Bir poşeti çıkardım. Böyle buradan herhalde bir maksimum 3 porsiyon çıkar. Bizde nohut yemeği çok kimse sevmez. Açıkçası ben de nohut yemeğini sevmiyorum. Ben nohutlu pilavı severim ama nohutu sevmiyorum yemeğini. O yüzden müşteriye göre yap. Böyle çıkardım nohutu. Zaten herhalde son paketti yanlış hatırlamıyorsam. Kuru fasulyem kalmadı. Nohutum da sanırım son paketti, haşlanmış nohutum. Böyle çıkardım. Nefis yemek tariflerinden şahane bir etli nohut yemeği tarifi buldum. Ama o tarif için etlerin önceden haşlanmış olması lazım ve nohutun önceden haşlanmış olması lazım. Yani ikisini bir arada düdüklü tencerede pişirmiyoruz. Şimdi benim de zaten nohutum haşlanmıştı. Biraz da burada böyle şey çıkardım. Kuzu küçük, bunları böyle kavurma için kesmiştim küçük küçük, difrize koymuştum yine dolap buzlu poşetlerine. Çıkardım bir tanesini, bunu haşlıyorum ağır ağır, görüyorsunuz hiç acelesi yoksa daha 8 civarı. O yüzden bu iyice haşlansın, suyunu çeksin, sonra da şu köpüğünü falan boşaltırım. Bunları birleştirirken tarifini size çekeceğim. Nefis yemek tariflerini aldım, nohut yemeğinin tarifini etli. Bugünkü menümüzde nohutlu, etli nohut yemeği olacak. Pirinç pilavı olacak, tarhana çorbası ve dünden cacığım bayağı vardı. Cacık göndereceğim. 4 tane yani şey olarak çeşit tablo yemeğinde. Burada da ıspanağım var. Olur da dedim ki hani olur ya. Nohut yemeği kalmaz. Mesela geçen 5 porsiyon siparişim vardı. Burada da 3 porsiyon çıkar. 5 porsiyonu bir şey isterlerse ekstradan yumurtalı ıspanak yapacağım. Ispanağım gene böyle difrizde haşlanmış, temizlenmiş, böyle dilimlenmiş. Buzdolabı poşetindeydi. Onu da çıkardım. Çözüldü. Geceden zaten bunların ikisini çıkardım. Dolaba koydum. Bunlar çözüldü. Bunları şimdi geri dolaba iteceğim. Çünkü saat daha erken. Nohut yemeği kalmasa dediğim gibi böyle birer avuç porsiyonluk yumurtalı ıspanak yapacağım. Zaten ıspanağı önceden yapıp pişirip koyamam. Çünkü yumurtası şey oluyor, sertleşiyor. Az çok bilirsiniz mutlaka ıspanaklı yumurtanın nasıl olduğunu. Ya fırına veriyorlar ya işte tavada yapıyorlar. Ben tavada yapacağım.
Bu da öyle ekstradan bir yemek oldu. Ama biz de ıspanağı severiz. Yani bu yemek şey olur. Akşam yemeğine de kalabilir. Müşteriye gitmezse. Onun dışında ben kendime kocaman bir böyle sütlü kahve yaptım. Çok iyi geldi vallahi. Birazcık gözüm açıldı ama sanki diyorum ki gene de hoş başka bir işin yok. Gidip şöyle bir saat kadar, 2 saat kadar, saat 10'a kadar dinlensem mi? Saat 8'i 20 geçiyor. Televizyonun karşısında birazcık keyif yapabilirim. Bu arada bungalovda dün bunları çarşaflarını falan değiştirmiştim. Şu bungalovun yerlerini sildim. Diğer bungalov temizdi. Geçen derinlemesine temizlik yapmıştım biliyorsunuz. Lavabolarını falan hemen böyle yıkadım. Geçtim üstüne. Çöplerini boşalttım. Bu bungalovda müşteri var şu anda. Bizde genelde bungalovlarda gecelik müşteri oluyor. Geçen sene elemanlara vermiştik. Otelin personellerine vermiştik ve çok sorun yaşadık. İşte belki geçen seneden izleyenler hatırlarsınız. İşte gece çok ses yapıyorlardı. Alkol alıyorlardı. Müzik açıyorlardı. Kavga dövüş oluyor. Tartışıyorlardı. Hani biz normalde şey dedik. Karışık iz vermiyorduk. Hani bayanlar bir tarafta, erkekler bir tarafta kalıyordu ama ondan sonra kendi aralarında herhalde sevgili olmuşlar ve yerlerini değiştirmişler. Geçen yıl böyle bir tartışma, bir kavga oldu gecenin bir vakti. Bayağı sorun yaşadık. Ondan dolayı artık otel personeline ya da işte bekarlara vermemeye çalışıyoruz. Sadece böyle gecelik veriyoruz ya da işte mesela geçen hafta Çeçenler vardı. Bayramdan sonra Çeçen bir aile vardı. Ailesiyle gelmişti. 2 tane çocuğu vardı. Zaten restoranın müşterisiydi. Yusuf'un da arkadaşıydı adam. Öyle yani bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz çevrelere birer gece, ikişer gecelik ya da böyle aile olanlara haftalık tatile bungalovları kiraya veriyoruz. Şu anda kiracı var çünkü klima çalışıyor oradan biliyorum. Yoksa ki ben görmedim. Ben salonumu topladım bir tanelerim. Ondan sonra yataktaki yorganlarımı katladım ama pikeyi şöyle attım. Tam toparlamadım yatağı çünkü uzanacağım zaten bozulacak. Kitabımı böyle yanı başıma koydum. Biraz keyif yapa yapa okurum diye düşünüyorum. Son artık böyle ne kadar sayfası kaldı? Bir 50-60 sayfası kaldı. Bunu bitireceğim. Annemin kitaplığına geri götüreceğim. Bu normalde benim kitabım ama bende kitaplık olmadığı için annemin kitaplığında duruyordu. Benim orada bekarlık genç kızdan okuldan kitapların bir dünya romanlarım var. Sırayla getirip okuyorum. Ki gerçi tek isteğim kütüphaneye gidip değişik kitaplar almak. Çünkü okuduğum kitapları tekrar tekrar okumak zorunda kalıyorum. Güneşliklerimi çektim. İçerisi ısınmasın diye. Şunu çıkaralım. Gece bir dünya ivez ve sivrisinek vardı. Şimdi Aras okuldan sonra geliyor. Arkadaşıyla falan içeri giriyor ediyor. Ben de siparişi falan gidip geliyorum ya. Çok kapılar açılıyor. Ve acayip bir ivez sivrisinek sorunu var. Bilmiyorum neden. İlaçlama da artık yapılmıyor. Yazın yapılıyordu. Şimdi ilaçlama da kalktı. Banyoda daha bir şey yapmadım. Aras'ın odasını toparladım. Yatağını toparladım. Ondan sonra şu alet kaldı orada. Şuraya sehpayı koydum. Yusuf zaten çalışıyor. Yusuf'a da canlı yayında bayağı övgüler yağdırıyorsunuz. İşte erkek izleyiciler de çok fazla. Yusuf'un oradan arkadaş oldukları da var. Formunu koruyorsun. Abi işte çok istikrarlı bir şekilde çalışıyorsun falan diye. Gerçekten spor konusunda maşallah Yusuf'un. Benim hiç öyle bir istikrarım şeyim yok. Devamlılığı getiremiyorum. Yani başlıyorum. Epilepsi bisiklete binmeye başlamıştım geçen hafta. Bana birçoğunuz da yazmıştı. Nigar'cığım ihmal etme günde 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa faydasını görürsün diye. Ama işte istikrar yok ya da bilmiyorum çok yoğun işte her şey yetişme çabasından. %65, 35 kalmış. Yani daha 5. Düşünsenize saat 7'den beri 1,5 saattir %5 dolmuş. İnanılır gibi değil. Güneş terasımı açtı. Şöyle mis gibi. Teras oturmaya akşamları çıkıyoruz ya. Neyse müşteri falan da var. İçeride çok konuşmayayım. Bayraklarımı düzelttim. Onlar bir toplanmışlardı böyle. Onları tekrardan böyle bir düzenledim. Azerbaycan bayramlı. Türkiye bayram. Ah ah. Bayrak candır. Şimdi biz terasta akşamları bazen oturuyoruz Yusuf'la. Serin olduğu zamanlar. Ve orada ağırlığı var. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Tekrar göstereyim size. Şunu görüyor musunuz? Onu oradan almıyorum çünkü oturduğu yerden de hem kol çalışıyor hem ayağın altına alıp böyle şey hareketlerle bu şekilde şey çalışıyor. Valla bazen diyorum ki sanki bir futbolcuyla ya da bir sporcuyla evliyim. Adam sürekli hareket halinde. Şey Arda Turan'ın mesela karısı Aslan Doğan Turan'ın YouTube kanalı var.
O kadını takip ediyorum. Nedense bana çok sempatik geliyor. Böyle samimi geliyor vlogları. Ve orada arada eşini falan çekiyor. Eşi sürekli böyle bir hızlı hareket halinde. Sürekli böyle sporcu olduğu için hep idman, hep idman, hep idman. Bazen diyorum ki yani Yusuf senle de böyle 5 dakika oturduğumuz zaman hiç elin kolun rahat durmuyor yani gerçekten. Yemekten önce spor, yemekten sonra spor, duştan önce spor. Sadece şimdi bu aralar yoruluyor da parka gidemiyoruz. Yoksa o iyiydi parkta. Ben de hareket ediyordum onunla beraber. İçerisi o kadar güzel et koktu ki bu arada. Birazcık yağlı yerlerinden aldım ki yağlı yakışır. Ama aslında tarifte yağsızdı. Et kesinlikle yağ yoktu. Bilmiyorum bizim halkımız birazcık yağlı seviyoruz ya sanki. Bir de benim yemek götürdüğüm insanlar genelde böyle Şanlıurfa'dan olan var, Maraş'tan olan var, Gaziantep'ten olan var. Ve o taraftakiler gene de böyle yağlı etli şeyleri yemeyi severler. Dünkü mesela dolmam da yağlıydı, güzel olmuştu. Çok beğenildi. Götürdüm esnaflar tarafından. Neyse çenemiz düşmesin, kalbimizi soğutmayalım. Ben bunları hemen geri toplayayım, poşetleyeyim, dolaba iteyim. Şunları da dolaba koyacağım. Şurada bulaşıklarım var, onları hemen makineye yerleştiririm. Şurada ojemi hazırladım. Bu rengi sevdim. Çıkaracağım ama tekrar aynı rengi süreceğim. Bu renk hoşuma gidiyor. Hatta tekrarlamam lazım. Çünkü yarılanmış bile. Pretin ojeleri çok güzel oluyor kızlar. Yani tavsiye ediyorum. Bunları nerede alıyorum ben genelde? Ya Şok'ta ya Bim'de. Yok galiba Bim'de satılıyor bu marka. Bunlardan görürseniz tavsiye ediyorum. Alın. Gerçekten kalıcılığı da güzel. Evet kırılıyor uçları ama siz bana bakmayın. Ben sürekli mutfaktayım. Sürekli bir şeyler şey yapıyorum. Ya tepsiyi şey yapıyorum, çaydanlığı ya da işte bir şey böyle telliyorum. O yüzden tırnaklarım dökülüyor ama böyle masa başı ya da sakin bir işiniz ya da ev hanımıysanız çok böyle şeylerle uğraşmıyorsanız ojeler bayağı kalıcı öyle söyleyebilirim. Allah'ım, postacı geldi de uyandırdı beni. Saat kaç olmuştur söyleyeyim size. Uyuyakalmış. 12'ye 5 var. Ama ne güzel oldu. Vallahi uyudum, şekerleme yaptım. Azıcık enerjim doldu da. Vallahi azıcık kendime geldim. Başım çok ağrıyordu uykusuzluktan. Tamam, şey annem aradı. O da gözleme yapacağız. Gel beraber yiyelim de. Dedim benim ben gelemem bugün. Siz bir gözlemenizi alın buraya gelin. Ben burada çay demlerim, otururuz dedim. Tamam dediler. Dedim hem Aras okuldan gelecek hem siparişlerim oluyor. Gel git olmasın. Siz gelin burada takılırız dedim. Tamam dediler. Bakalım. Şimdi ben ne yapacağım? Hızlıca bir pirinç pilavı. Ondan sonra nohut yemeğimi yapacağım. Nohutun yapılışını size çekeceğim ama pirinç pilavını falan çekmeme gerek yok. Tarhanayı da sipariş olunca hızlıca yapacağım sıcak olsun diye. Tarhana işine şimdi girmeyeceğim. Bir de cacık gönderirim ya da turşu gönderirim yanında. Şeyimin çok meşakkatli bir işi yok. Size şimdi o tarifi hemen çekeyim. Ispanak dediğim gibi yemek kalırsa, yemek kalmazsa ikinci varyant olarak yapacağım. Çok güzel esiyor. Hafif hafif böyle bulutlar geliyor. Hava güzel yani. Ben daha kahvaltı falan yapmadım ama kahve de kesti benim. Belki gözleme yerim bizimkiler gözleme. İyi de kaça gelir? 2 saate falan gelir onlar. Çünkü el hamurundan gözleme açacakmış annem. Dedim ister orada yapın ister buraya gelin burada yapalım. Ben çünkü gelemiyorum dedim artık bir iş kadını olaraktan meşgulüm dedim ve beni davet etmeyin siz gelin dedim. Annemin elinde sıkışma vardı. Elinde ödemi bir şey topluyordu. Sürekli bir ağrısı vardı. Doktora gitmişler sabah kardeşimle. İlaç vermiş doktor. Ciddi bir şey yok demiş ama çok da kendini elini yorma demiş. Bence şimdi bir ara motordan düşmüştü elinin üstüne. Onun da zararı olmuştur. O acısı o yüzdendir. Bir de sürekli mantı falan hamur işiyle uğraşıyor ya. Dedim elini fazla yorma dedim. Dedim daha doktordan yeni gelmişsin gene gözleme diyorsun dedim. Dedi ki ne yapalım dedi. Hiç mi dedi yani artık. Neyse durum öyle kızlar. Özet geçtim size. Siparişler genelde 2'den 3'ten sonra olduğu için yetişirim. Acelesi yok. Evimde de bir işim yok. Yani güzel güzel nigoşunuz uyudu. Güzel güzellik uykusuna yattı. Küpelerle uyumuşum. İşte insan uykusuz olunca üzerinde ne olduğu hiç önemli değil. Küpe de batsa hiç fark etmemişim. Mis gibi uyumuşum 2 saat. Pilav için şehriyemi kavuruyorum. Bal da pirinçten yapacağım pilavımı. Şimdi burada 3 su bardağı şey 3 kaşık çorba kaşığı yağ var. Küçük tencerede yapacağım yeterli olur. Etlerimi şöyle haşladım, süzdüm. Yarım soğan, nohutum, salçam ve suyum var. Şimdi burada et bulyonum var. Et bulyonu da lezzet katsın diye şeye atacağım. Nohutu atacağım. Ve tavuk bulyonu da pilava atacağım. Ondan sonra da bitti gitti. Şehriyemi kavurayım. Pirinci de biraz kavurup suyunu ilave edeceğim.
Aşk koşlarım, yemek tamamdır. Çok lezzetli olmuş. Azıcık sanki bunun tuzu az olmuş. Tuzu da ekleriz, önemli değil. Bakar mısınız? Biraz sulu oldu. Gerçi nohutlu yemeği böyle olur ya. Fasulye biraz kıvamlı oluyor değil mi? Nişastalı gibi. Karabiber, pul biber, salça. Yarım soğan, et, haşlanmış nohut. Güzel kokuyor. Evet, böyle herhalde bir 3-4 porsiyon çıkar. 2 porsiyon diye hesap ettim ama gene fazla oldu. Yemekler hep bereketli oluyor. Diyorum ki 4 porsiyon yapacağım, 6 porsiyon çıkıyor. 2 porsiyon yapacağım, 4 porsiyon çıkıyor. Pilavım da tamam. Şöyle bir soru almışım. Nigar'cığım, yaptığın yemekleri kaça satıyorsun? Azerbaycan'dan sormuşlar. Bebişlerim, şimdi size gösterdiğim bu tablot yemekler oluyor ya, çorba. 4 çeşidini 50 liraya veriyorum. İşte çorbaymış, pilavıymış, ana yemeğiymiş. Yanına ya salata, ya yoğurt, ya cacık bir şey koyuyorum, ya da turşu. 50 TL'ye fix, hiç değişmiyor. Yani yaptığım her yemeğin şeyi tablot şeklinde 4 çeşit gidiyor. Ve 50 lira alıyorum. Ekmek de koyuyorum yanına. Sorunuzun cevabı böyle olsun. Oh oh oh, özlediğim havalara bakın, ne güzel esiyor, ne güzel esiyor. Müşteriler çıktı. Ben bungalovu hemen çarşaflarını falan çıkardım. Kayınvalide makineye attı. Yerlerini şöyle hızlıca bir sildim ve geldim. Sizinle birçok kez bungalov temizliği yaptığımız için de çekmedim. Şimdi ben ne düşünüyorum biliyor musunuz bebişler? Bugün baya bir şey çekmişim. Ve bu videoyu Joker video yaparım diye düşünmekteyim. Neden olmasın? Çünkü bundan sonraki çekimleri şeyde Oppo'da değildi, iPhone'da yapmak istiyorum ya. Bunu da ekstradan şey yaparsam, çünkü yüklemesi çok uzun oluyor. Evet, biraz dünkü videoya göre kısa oldu. Dün 52 dakikaydı. Bugünkü 30 dakikalarda olacak ama en azından dediğim gibi Joker video olur. Bunun devamında bugün gene bir vlog başlatacağım. Onu da şu inşallah dolarsa bir an önce, 1 saat diyor. Annemlerin işte gözleme faslını falan ezerlerle günümü çekmek istiyorum. Akşama arasın defterler falan gelirse defter düzenini yapmam lazım. Ondan sonra bugün planladığım bir işim daha var. Şu şifon yerlerimi falan bir tozunu almak istiyorum. Böyle bir dağınık geliyor gözüm üzerinde, sürekli bir şeyler var. Oraları bir azaltacağım. Onun dışında onları dediğim gibi devam et. Yeni başlattığım vlog da çekerim. Akşam daha en azından video yetişsin diye çok erken kapanış yapıyorum ya. Erken kapanış yapmam. Akşam rutinimizi, akşam yemeğimizi, faslamızı, eşimle sohbetimizi falan da çekerim. Çünkü benim kanalımda Yusuf çalıştığından beri Yusuf'u çok fazla çekemiyorum. Onunla da böyle sohbetlerimizi seviyorsunuz. Akşama da beraber böyle bir şeyler çekeriz. Bir ekstradan da video oradan çıksın. Ama onu şeyden çekeceğim. iPhone'dan çekeceğim inşallah. Ondan dolayı şimdi bu işte parmak izlerini falan, dediğim gibi diğer, yani yarın izleyeceğiniz videoda çekerim. Bir güne 2 tane vlog sığdırmak zorundayım dediğim gibi. Bugün hiç televizyon açmadım. Kendimle gurur duyuyorum, güzel bir şey. Daha hiçbir şey yemedim ve benim bu kahve acayip iştahımı kesiyor. Bana zayıfladın fark ediyoruz demeye başlamışsınız. Yani 2 kilo fark ediliyor mu bilmiyorum ama yani 2 kilo verdim, 83'tüm, 81'e düştüm ve kesinlikle 72'leri, 75'leri görmek istiyorum kışa kadar. Çünkü bu göbek kısmım da beni rahatsız ediyor. Bu göbeği de eşim her zaman diyor ki, hayatım mekik çek, mekik çek. Ondan sonra biraz burada portakal kabuğu görünümlerim var, selülitlerim var. Onlar için de işte yürüyüş yap, bisiklete bin falan filan. Ya bir artık spor günlüğü de oturtursam hiç fena olmayacak diye düşünmekteyim. Şimdi tam vlog olmadı, yarım gün vlog oldu ama yemekli güzel bir vlog oldu bence, sohbetli bir vlog oldu. Aslında planda bu yoktu. Vlog başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Sonra dedim ki, Nigar'cığım zaten bayağı sohbetli güzel bir vlog olmuş, bunu sen Joker video yap. Benim kızlara ne çeksen zaten sohbetli muhabbetli seviyorlar, izliyorlar. Bu arada ben tırnaklarımı sildim, yenisini aynı rengin sürdüm. Ya şeyle iPhone'larda da acayip fark var renklerde falan, biliyor musunuz bebişlerim? Bu arada şey yapacağım ya, bugün yorumlarda birkaç bir şey sorulmuş, onlara bir hemen göz atıp onları cevaplayıp kapatmak istiyorum. Çünkü eskiden vloglarımda şöyle yapardım, soruları biriktirmeden günlük her vlogun içinde kısa kısa cevaplar verirdim merak ettiğiniz şeylere. Ondan dolayıdır ki bir bakalım birikmiş merak ettiğiniz sorular neler var, ona göre de sonunda videoyu artık kapatırız inşallah. Aşklarım, şimdi
bir izleyicim demiş ki bir ay oldu abone oldum kanalınıza, yeni katıldım ve terasınızda Azerbaycan bayrağı gördüm, çok mutlu oldum. Anneniz ya da babanız Azeri mi? İkisinden biri Azerbaycanlı mı? Onun cevabını vereyim. Annem babam Azeri değil. Bayrağı da üzerinde zaten görüyorsunuz ya. Ay yıldız. Evet, yıldızı sadece benzemiyor. Sizinki çok köşeli. Bizimki beş köşeli ama sonuç itibariyle iki devlet bir milletiz ve biz hep böyle Azerbaycan halkının, milletinin Türk, yani sonuç itibariyle Azerbaycan Türkü olarak hep yetiştirildik. Hep öyle gördüm. Ben Türkiye'de böyle gördüm. Kendi ailemden de böyle gördüm. Ondan dolayı onlara ayrı bir sevgim, sempatim var açıkçası. Azerbaycan'a ve Azerbaycan halkına. Onun dışında da güzel bir jest de olsun istedim sizin için. Çünkü çok fazla izleyeniniz var. Ondan dolayı da bayrağı astım. Gerçi bana bayrağı neden astınız diye sormamışsınız. Anneniz babanız Azeri mi diye sormuşsunuz. Annem babam Azerbaycanlı değil. Ahıska Türküyüz biz. Ve kaç yıldır biz Türkiye'deyiz? 24 yıl mı oldu? Tabii 24, 25, 26. yıldır biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ben burada büyüdüm sayılır. 6 yaşındaydım biz buraya geldik. Artık buranın yerlisi gibi olduk diyebilirim. Bütün kültürümüz, bütün artık adetlerimiz böyle oldu ama Ahıskalıyım ben aslen. Bunu çok soruyorsunuz. Nerelisin, nerelisin, Azerbaycanlı mısın diye bana da soruyorsunuz. Azerbaycanlı değilim bebişlerim. İkinci soruya gelince de çamaşırlarını renkler için ne kullanıyorsun? Çamaşır tozu. Şu lavabonun şeyine bakar mısınız? Aras sabahleyin dişini fırçaladı. Ben dedim ki oğlum lavaboyu temiz bırak, hani sıçratma diyorum dişlerini falan fırçalarken. Çocukcağızın da elindeki herhalde köpüklü su ile böyle buraları temizleyeyim derken bulamış. Ben daha lavabo temizliğine geçmedim çünkü kızlar, kusura bakmayın görüntüden ötürü. Ben size şeyi göstereceğim ama bende yok ki, kutusu kalmadı. Alacağım ama aldığımda gösteririm size. Şöyle dibinde kaldı tozumun. Tozu bu sefer şeyden aldım. Şok Market'ten Mintax. Beyazlar içindi galiba. Şimdi renkler için ayrı, beyazlar için ayrı toz kullanmıyorum. Bütün renkler için tek markayı kullanıyorum. Ayrı ayrı kullanmıyorum. Bu yorum birkaç kez almıştım açıkçası. Hani çok güzel ak gözüküyor, beyaz gözüküyor. İçinde bazen sarı tişört de atsan renkler karışmıyor. Nasıl böyle bir şey tutuyorsun? Ben bilmiyorum. Bence herhalde makinayla da alakalı olabilir kızlar. Tozla da alakalı olabilir ama makinenin de çok büyük etkisi olabilir. Makinem 2021 model. Boş'tan aldım ama serisi 4 yazıyor. Şey olarak bilmiyorum ama. Model olarak bilmiyorum. Bu şekilde aldım 9 kiloluk. Ne 2021 ya? Attım galiba. 2020. 2019 yazı mıydı? Aa, ben de kafa iyice gitti. Pandemi yılında biz evi yaptık değil mi? Tabii tabii, 2019 muydu? Aman işte 2019 ya da 2020 model benim makinem. 2 yıldır 3 yıldır kullanıyorum. Çok da memnunum. Ama dediğim gibi deterjanlar için ayrı, şey çamaşır için ayrı deterjan kullanmıyorum. Bayağı olmuş böyle soruları cevaplamayalı. İyice aklım karıştı. Ama iyi ki hatırladım şimdi. Eksik liste ve market listesine şeydi, tozu da yazayım. Tozu almayı unutmam en azından sizin sayenizde. Bugün aynı zamanda market alışverişine gitmem lazım. Çünkü yarın da çıkaracak menüye hiçbir sebzem, hiçbir fikrim de yok açıkçası. Yarın ama hamur işi gibi bir şey yapmak istiyorum kızlar. Bugün böyle nohut oldu ya, basit gibi kaldım. Bence bilmiyorum. Gerçi nohut yemeğini seveni de farklıdır. Yarın da güzel böyle bir yemek yapmak istiyorum. Bakarız. Gidelim bir alalım şeyimizi, eksiğimizi falan. Bugün size yarınki vlogda da alışveriş falan da çekerim bence. Tamam, şimdi vedalaşacağım. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Günden güne aileme sürekli katılanlar oluyor. Günde 5 ile 10 arası, 15 kişi arası sürekli izleyiciler geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Yorumlarda yazmanızı istiyorum. Ben yeni geldim, şuradan katılıyorum, buradan katılıyorum diye. Ya ben bir de kanalda şunu fark ettim. Yorumlarda özellikle Azerbaycan'dan izleyicilerimin çok şey yapıyorlar, yorum yazmayı seviyorlar, selam vermeyi seviyorlar ama Türkiye'den izleyenlerim çok fazla. %60 ile %46 oranında Türkiye'den izleniyorum ve yorum yazma kültürümüz mü yok diyeyim, destekleme kültürümüz ya da işte fikirlerinizi söyleyebilirsiniz, eleştiriniz de olabilir kalp kırmadan.
yorumlara zayıf görüyorum. Yani ben hele ki kanalı açtığımdan beri her zaman ve her zaman yorumlarınızı cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Kanalımdaki bütün videolara gidip baktığınız zaman mutlaka cevap vermişimdir. Yani cevap vermemezlik asla etmiyorum. Kalp mutlaka atıyorum. Çok böyle evham bir durum olacak ki hasta olacağım, keyifsiz olacağım, zamanım olmayacak ki kalp atıp geçeyim. Yoksa ki cevapsız asla bırakmıyorum. Lütfen yorumlar yazın. Bunlar beni daha da motive ediyor. Bana fikirler verebilirsiniz. Bana tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Mesela yemeklerle ilgili tavsiyede şöyle bir tavsiye almıştım. Nigar'cığım, yemeklerini tarifli çekersen bence daha iyi olur diye. Ondan dolayı 2 gündür yeni aldım bu yorumu ve 2 gündür hemen alır almaz dün de tarifini çektim. Bugün de tarifini çektim. Yemeklerimin tarifini azar azar sizlere de fikir olsun, hem menünüze fikir olsun diye çekmeye çalışıyorum. Yani durum bundan ibaret. Yorumlarda buluşalım diyorum o zaman. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşürüz. Bay bay.